hepimizin kabul ettiği gibi 16. asrı Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğunun yüksek doruk noktası olarak biliriz. Bu da Kanuni Sultan Süleyman asrıyla aynı iyileştirilir. Kanuni Sultan Süleyman daha devrindeyken böyle bir hava vardı. Ve ondan sonra da bütün 16. asır boyunca, yani oğlu ve torunu 3. Murat, torununun çocuğu 3. Mehmet devrinde de Vakanüisler, Mustafa Ali gibileri Kanuni Sultan Süleyman devrinden Asr-ı Süleyman Han diye bahseder. Burada neredeyse Asr-ı Saadet demeye ramak kalırlar. Gerçekten de Osmanlı Devleti ulaşabileceği sınırlara ulaşmıştır demeyelim ama artık bir dünya gücü olduğunu kanıtlamıştır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek bir kurucusu ve Avrupa coğrafyası karşısında imparatorluğun mevcudiyetini, ağırlığını hissettiren hükümdar hiç şüphesiz ki 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Çok genç yaşlarda İstanbul gibi artık belki bir şehir devleti haline dönüşen Roma İmparatorluğu'nu sona erdirmek ama her halükarda İstanbul gibi çok zor bir şehri Rönesans'ın askeri tekniklerini kullanarak ele geçiren bu 21 yaşındaki genç marşal, ardından bugünkü Romanya'ya ve Moldavya'ya tekabül eden Eflak Boğdan topraklarını, Arnavutluğu, Yunanistan'ın hemen tamamını, zaptı çok zor olan Ege adalarından Ağrıbozu, Limni'yi, Rodos'u kuşatmışsa da alamamıştır. Asıl Arnavutluğu, Sırbistan'ın çok önemli bir kesimini, Belgrad ve etrafı hariç olmak üzere Belgrad'ı da bağlamamıştır. Ama Bosna Hersek'i ele geçirmiş, Anadolu topraklarından Karaman eyaletini katmış, Otlukbeli Savaşı'nda Doğu Anadolu'da Uzun Hasan'ın, yani Akkoyunlular Devleti'nin hakimiyetini sona erdirmiş, nihayet Trabzon'da Pontus Rum İmparatorluğu'nu Komnenlerin ele geçirmiş, bir ahitname ile dahili anarşi içindeki Kırım Hanlığı'nı Osmanlı topraklarına tabi hale getirmiş ve bu hanlığın en önemli parçasını Kefe Sancağı adı altında, yani Sudak, Kerç ve Kefe'yi ihtiva eden kesimini de bir sancak halinde bağlamıştır. Hiç şüphe yok ki doğuda ve batıda Fatih Sultan Mehmet asrı Osmanlı İmparatorluğu'nun artık bir cihan devleti haline dönüşmesidir. Büyük güçler içindedir ve dünyadaki devletler politikalarını bütün büyük güçler birbirine karşı ve birbirlerini kollayarak, birbirlerini izleyerek oluştururlar. Kanuni Süleyman devrinde bu manzumeye Bağdat'ın, yani bugünkü Irak demektir. Bu bugünkü Irak'ın fethi, ki daha evvel babası Yavuz Selim Han bütün Güneydoğu Anadolu'yu, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'ı topraklara katmıştı. Şimdi Mezopotamya bölgesi, yani bu bölgede Roma İmparatorluğu vasfına sahip, Universal İmparatorluk vasfına sahip bir imparatorluk Mezopotamya'ya hakim olmak durumundadır. Bunun üzerinde önemli duruyoruz. Çünkü tarihte Osmanlı'dan evvelki iki Roma İmparatorluğu Mezopotamya'ya hakim olamamıştır. Birincisi Partlarla, ikincisi Bizans denilen ikincisi Sasanilerle savaşmak zorunda kalmıştır. Ve Fırat Havzası'nın üst kısmını elinde tutsa da güney kısmını, yani bugünkü Irak'ı, ki bugünkü Irak son asırda ortaya konmuş suni bir coğrafyadır, Mezopotamya'yı ele geçirememiştir. Burası hepimizin bildiği gibi
İran İmparatorluğu'nun yani hem Ahamanişlerden beri devam eden ama Romalıların çağdaşı olan Pars Hanedanı'nın ve ardından da Sasanilerin elinde kalmıştır. İlk defadır ki iki Roma'nın üstüne üçüncü Roma diyebileceğimiz Osmanlı Mezopotamya'ya hakim olmakta ve Basra Körfezi'ne kadar uzanmaktadır. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın doğudaki büyük seferidir ve iyi bir marşal olduğunu göstermektedir. İkincisi tabii İran'la olan sorunu çözümlemiştir. İran sınırlarımızı teminat altına almıştır. Fakat asıl önemlisi Macaristan'ın fethidir. Macaristan nedir? Orta Avrupa'da bugünkü Macaristan'a fakat artı Slovakya'ya, Romanya'nın Transilvanya denen kısmına ki Macarca Erdey'dir, biz de aynı tabiri kullanırız. Bugünkü Sırbistan'a, Belgrad çünkü onların elindeydi. Ve bugünkü Avusturya'nın da Burgenland kısmına sahiptir. Ukrayna'dan bir küçük bölümü de buna ilave ediniz. Ve bir ara 15. asrın sonunda Kral Matyos Corvinus zamanında Macaristan Venedik'e kadar inmiş, bir ara Viyana'yı ele geçirmiştir. Dahası var. Kral Sigismund zamanında Alman İmparatorluk tacı da Macaristan'a verilmiştir. Ve Macaristan bu nedenle Polonya ve Litvanya tacı, Macaristan tacı ve Alman İmparatorluk tacını elinde tutan kuvvetli bir devlettir. Bütün Orta Avrupa'nın ahvali Macaristan'dan sorulur ve Balkanlara kadar sarkar. Ta 15. asırdan beri Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda Macarlarla savaşmak durumundadır. Daha Hacı İlbey'in zamanında Sırp sındığı dediğimiz savaştan sonra Macarlar en önemli tarihi marşallarından Unyadi Janos'un komutasında diğer Haçlı devletleri birleştirerek hepimizin bildiği gibi Balkanlara sarkmıştır. Eğer ikinci Murad'ın dahiyane savunması olmasa ve Varna Savaşı'ndaki galibiyetimiz söz konusu olmasa Osmanlıların daha o tarihte Balkanlardan sökülüp atılması işten bile değildi. Bazı yayılma ve hakimiyet doğrudan doğruya iktisadi gelişmelerin, coğrafi stratejik gereksinmelerin sonucu ortaya çıkar. Mesela Almanya'nın Polonya'ya doğru yayılması orta çağlarda veya Rusya'nın Moskova Devleti'nin Sibirya'ya doğru genişlemesi buna örnektir. Keşifler sonucunda İspanyolların yer kürenin yarısına hakim olması da bunun başka bir tezahürüdür. Ama bazı tür hakimiyet doğrudan doğruya savaşlarla tayin edilir. O savaşlardaki başkomutanın başarısı ve orduların taktiğidir ki uzun hakimiyet yıllarını ardından getirir. Osmanlı tarihinde Birinci ve Varna Savaşı, Birinci ve İkinci Kosova Savaşı ve Mohaç 1526 Meydan Muharebesi bunlardandır. 1526'da Polonya, Litvanya ve Macar tacını elinde tutan Kral Lajos Mohaç'ta yenilmiştir. Ve o günün akşamı Avrupa tarihi bir şokla, bir zelzele ile sarsılmıştır. Kuvvetli Macaristan, Polonya birden ortadan kalkmaktadır. Bu imparatorluğun varisi olan, tacını bekleyen Habsburglardır. Habsburglar kimdir? Onların üzerinde duracağız. Ve birdenbire Tuna mansabında Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin İmparatorluğu yerleşmektedir. Bu yerleşim
Bu hakimiyet 5, 10, 15, 50 senelik bir geçici yerleşim değildir. Tamam 180 sene sürecektir. Demek ki çok önemli bir şekilde Türkler Avrupa tarihinin içine girmektedirler. Katolik krallıkların en önemlisi olan Roma Kilisesi'nin yeryüzündeki yansıması sayılabilecek olan Mukaddes Krallık Macaristan bir anda Türklerin eline geçmekte. Çok küçük bir kısmı onun kanuni varisi sayılan Avusturya Habsburg Hanedanı tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu da Presburg veya Bratislava Macaristanı dediğimiz bugünkü Slovakya topraklarıdır. Ancak ki o bile kanuniden sonra sık sık bir takım seferlere, bir takım fütuhata, bazı kalelerin elden çıkmasıyla hakimiyetin zor tutunduğu bir alan olacaktır. Kimdir bu Habsburglar? Habsburglar bir Avusturya hanedanıdır. Bugünkü küçük Avusturya'nın bir bölümünde 13. asırda hakimiyetleri vardır. Tarihin telakkisi, tarihin yardımı, tarihin ilerlemesiyle Bohemia yani bugünkü Çekya ellerine geçirilmiştir. Kral Ottokar Promisil ile Rubov Habsburg'un savaşı sonunda. Zamanla Avusturya Habsburgları Alman devletlerinin konfederasyonu demek olan Alman İmparatorluk tacını almışlardır. Bundan sonra çok ilginç bir gelişme görülmektedir. Avusturya Habsburgları yani çok ilginç bir şekilde ilk önce Burgundiya gibi zengin bir devletin evlilik yoluyla varisi oluyorlar. Burgundiya dediğimiz bugünkü Fransa'nın Dijon bölgesi fakat asıl önemlisi Belçika ve Flandır'ı kapsayan zengin dükalıktır. Maximilian'ın Burgundlu Maria ile yaptığı evlilik bu toprakları Avusturya'ya kazandırıyor. Oğlu güzel Filip ise daha iyisini yapıyor. İspanya verasetini ele alıyor. O yıllarda biliyorsunuz İspanya'da Müslümanlar gerilemektedir. Aragon ve Kastilya, kral ve kraliçesi Isabel ve Ferdinand evlenmekte, müşterek bir birlik yapmakta, İspanya'yı birleştirmektedir. Ve 1492'de de Granada'dan son Müslümanlar ve ardından da Yahudilerin sürülmesiyle Katolik İspanya ortaya çıkmaktadır. Yine aynı yıl Kolomb'un keşifleriyle Amerikalılar bağlanmaktadır. Şimdi onların kızı çılgın deli Joanna denen prensesle Habsburglu Filip evleniyor. Ve buna İspanyol düğünü denir. Burgund düğününden sonra İspanyol düğünü Avusturya genişliyor. Ve bu arada tabii Maximilian'ın Alman İmparatorluk tacında değildiğini düşünürseniz artık bizim kitaplarımızdaki gibi Avusturya İmparatorluğu lafını edemeyiz. O çok yanlıştır. Alman İmparatorluğundan söz etmemiz gerekir. Yani bizim tarih boyunca savaştığımız devlet aslında Avusturya İmparatorluğu değildir, Alman İmparatorluğudur. Çünkü Avusturya İmparatorluğu Napolyon'un 19. yüzyıl başında Alman İmparatorluğunu dağıtması ve Avusturya'ya Avusturya İmparatorluğu unvanını kabul ettirmesi ile ortaya çıkmıştır. Biz Avusturya İmparatorluğu ile savaşmadık. Bu çok ilginç bir gerçektir. Biz Avusturya İmparatorluğu ile sadece müttefik olduk birinci harpte. O da pahalı bir ittifaktır. Çünkü bir kol ordumuz Galicia'da Avusturya topraklarını Rusya'ya karşı savunmak zorunda kaldı. Çünkü askerlik bakımından pek başarılı bir savunma sistemi kuramamışlardı. Habsburglar
İspanya bir yanda, Almanya, Avusturya toprakları öbür yanda, Avrupa'nın hakimi görünüyorlar. Tek ciddi rakipleri Osmanlılar. Ve çok ciddi bir rakip bu. Bir kere sınırları zorluyor. Onların kanuni hakkı olan Macaristan'ı elinde tutuyor. Daha da önemlisi, Katolik devlete karşı ayaklanan Protestanları, Alman İmparatorluğu içindeki Protestan prenslikleri tutuyor. Protestanların hami Osmanlı İmparatorluğu oluyor. Tabii bu durumda Osmanlı'nın bir müttefiki vardır. Kim olacak o? Fransa. Fransa da Katolik olmasına rağmen İspanya ve Almanya tarafından Katolik baskısı altında kaldığı için, Habsburg baskısı altında ister istemez Türklerle ittifaka gidiyor. Kanuni asrında ve onun halefleri bilhassa 3. Murat zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na yanaşmak zorunda olan bir büyük devlet, doğmakta olan büyük devlet daha var. Kim o? İngiltere. İngiltere'nin kudretli kraliçesi ve gerçekten kurucu kraliçesi 1. Elizabeth, İspanya'ya karşı müttefikini bulmuştur. Böylelikle İngiltere ile de ilişkiler kuruluyor. Şimdi ortaya çıkan garipliğe bakın. Müttefiklerimiz veya yanaştığımız devletler veya bize yanaşanlar, Fransa ve İngiltere, karşımızda Almanya ve İspanya Habsburgları, ki Ferdinand ve Charles iken, 5. Charles bir müddet sonra bu imparatorluğu bölüştüler. Charles iken İspanya kralı olarak, bizim Carlos kral dediğimiz İspanya ve sömürgelerinde, Ferdinand da Avusturya ve civarındaki Alman İmparatorluk tacı ülkelerinde kaldı. Bunlara karşılık bizim karşımızda biri daha var, Müslüman İran. Bu hep böyle gidecek. İkinci Viyana kuşatması yıllarında bile Osmanlı'nın müttefiki İsveç, Avrupalı'nın müttefiki İran. Bir tane daha var, Rusya. Henüz temastayız, sadece diplomatik temastayız. Ciddi bir çatışmamız yok. Çatışma işlerine Kırım Hanlığı bakıyor. Moskova Rusyası. Korkunç İvan, 4. İvan, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çağdaşı. Ve bu çağdaş Rusya'yı kasıp kavuruyor. Şiddetli bir yönetimi var. Rusya'da feodal bir nizamı kuruyor gerçek anlamda. Angarya'ya bağlı Kreposnaya Prava dediğimiz toprak serflerini yerleştiriyor. Ve parçalanan Altın Ordu'nun Astrahan ve Kazan gibi parçalarını yutuyor. Sibir zaten Rusya'nın elindeydi, Sibir Hanlığı. Son parçanın Kırım Hanlığı olması lazım, orada muvaffak olamıyorlar. Ve Kırım Hanlığı Büyük Orda Hanı ünvanını üstleniyor. Fakat Osmanlı'nın vasalajı, Osmanlı idaresi altındadır. Gelecek bir görüşmemizde Kırım Hanlığı, Macaristan'ın ana kıtasından kopan bugünkü Romanya'daki Erdel Beyliği ve Eflakboğdan Beylikleri ve Mısır üzerinde duracağız. Bunlar Osmanlı'nın vasalleri, imtiyazlı beylikleridir. Fakat herhangi bir vilayet gibi olmayıp ayrı yönetim sistemi kullanırlar. Hatta Eflak, Boğdan, Kırım ve Erdel dış ülkelere sefir yollayıp sefir bile kabul eder. Unutmayın, Macaristan'ın bu kesimi Macar kültürel bağımsızlığını, siyasi bağımsızlığını devam ettiren bir bölüm olmuştur. Ve Osmanlı vasali Erdel Beyliği, eyaleti değil, imtiyazlı beyliği Erdel Beyliği, 200 sene kadar Macar bağımsızlığını ve kültürünü devam ettiren bir bölüm olarak göze batacaktır. Akdeniz'e bir şekilde açılan Fransa müttefikimiz. Avusturyalılar ve Almanların Akdeniz'e çıkması söz konusu değil.
Karşımızda İspanya var. Ve İspanya ile çatışmamız bize bağlı Cezayir sayesindedir. Cezayir yani Mağrip Arabistan'ı veya Mağrip Kuzey Afrika'sı, Mağrip dediğimiz bölge, Anadolu'da yetişen denizciler, Yeniçeriler ve Leventler tarafından idare ediliyor. Bunların başında Barbaros var. Ve o sayededir ki Kuzey Afrika elimizde ve bu denizci kuvvet ki bir beylerbeyliğidir, o da imtiyazlı bir beylerbeyidir, İspanya'ya kafa tutmakta, hatta onu püskürtmektedir. Dolayısıyla Kuzey Afrika İspanya'nın eline düşmekten kurtulmuştur. Bu denge çok ilginçtir. Ve Kanuni Sultan Süleyman aslında kurulan bu sınırlar, yani Tuna Mansabı'ndan Fırat, Ukrayna ovalarından Kuzey Afrika ve Habeşistan, Habeş Beyliği dediğimiz bugünkü Habeşistan'dan çok Somalya'yı içeren kesimle Osmanlı İmparatorluğu aslında iki asır devam edecek. Yani ta 17. asır sonlarına kadar devam edecek bir Akdeniz, Balkan ve Doğu Avrupa dengesi kurmuştur. Bu hiç şüphesiz ki bugünkü tarihi tayin eden bir dengedir. Ve günümüzün tarihini oradan takip etmek zorundayız.